Evet, herkese merhaba, herkese iyi akşamlar. Balkanlardan bir sese hoş geldiniz. Malum yılın son günündeyiz. Tatsız da bir yıl oldu bizim için. Tabii ki bir an önce artık bu yılın bitmesini istiyor herkes. Bakalım, 2021'e girmek üzereyiz. Aslında zor bir yıl oldu. Hepimiz için çok zor bir yıldı. Bizi yordu. Yani gerek esnaf olun, gerek memur olun, gerek işçi olun, ya sanatçı olun, hepimizi çok fazlasıyla yoran bir yıl oldu. Tabii pandemi sürecini yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. Ve pandemi sürecinde bizler ne yaptık? Kendi adımıza tamamen kopmamak için uzaktan canlı yayınlar yapmaya başladık. Canlı bağlantılar yaptık. Dedim ki yani yılın son günü de bir canlı bağlantı yapabilir miyiz? Tabii yılbaşı olması sebebiyle birçok insanı bir araya toplamak gerçekten zor. Bunu bu akşam deneyeceğiz. Yani aramızda siyasetçi olacak, sanatçı olacak, müzisyen olacak, yazar olacak, STK temsilcileri olacak. Hep beraber. Neden bu yayını yapıyoruz? Ya biraz motive olmaya ihtiyacımız var aslında. Yani ben bu yayını Facebook sayfasında paylaşırken görsel olarak şunu demiştim. Evdeyiz, hep birlikteyiz. Özellikle böyle zor zamanlarda gerçekten birlikte olmaya çok ihtiyacımız var. Dediğim gibi çok farklı alanlardan katılacak olan konuklarımız var. Onlar açısından 2020 nasıl geçti? 2021'den beklentiler neler? Bunlara hep beraber konuşmaya çalışacağız. Galiba bir de şöyle bir şey var. Hani ben bu programla ilgili konuklarıma böyle bir teklifte bulunurken açıkçası endişe halindeydim. Yani yılbaşı akşamı insanlar hep beraber aileleriyle olurlar, eğlenirler. Ama tabii dediğimiz gibi bu yıl biraz farklı bir yıl. Kimi aradıysam hayır demedi. Herkes memnuniyetle katılabileceğini belirtti. Aslında bu benim için çok önemliydi. Şimdiden daha katılacak olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah güzel temennilerle güzel bir yayın izliyor olacağız. Tabii biz 2021'in sabahına kalktığımızda hiçbir şey değişmeyecek aslında. Yani hiçbir şey değişmeyecek ama tabii ki umuyoruz. Şimdi bir konuğumuz var. Hemen canlı yayına, bağlantımıza alalım kendisini. Evet. Merhaba. Merhabalar Sayın. Merhaba, merhaba, iyi akşamlar. İyi Merhaba. yayınlar dilerim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İYİ Parti'nin Türk dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısınız. Bu görevi de yeni aldınız bildiğim kadarıyla. Hayırlı Evet. olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlara vesile olur. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız Ben için. teşekkür ederim. Biz daha çok şöyle söyleyebilirim, yani programın isminden de anlaşılacağı gibi Balkanlardan bir ses, daha çok Balkanlarla ilgili yayınlar yapıyoruz. Belki dedik ki, farklı siyasi partilerin temsilcileri bu yayına katılarak bizlere mesajlarını iletebilirler. 2020 kötü bir yıldı. 2021'den beklentilerimizi insanlarımıza aktarabilirler, bir mesaj verebilirler. Bu da bizim camiayı motive eder diye düşündüm açıkçası. Siz de bu motivasyona bir katkı sağladınız. Estağfurullah. Türk dünyası çok önemli. Tabii 2020 ile beraber pandemiyle beraber biraz da uzak kaldık doğal olarak. Her şeyden uzak kaldığımız gibi. Siz neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki dönem için özellikle. Erdoğan Bey, biz bu 2020 yılında biliyorsunuz bu pandemi bizim hayatımızı, bütün yaşam konforumuzu alt üst etti. Ticari faaliyetlerimizi, siyasi faaliyetlerimizi, iş hayatımızı, sosyal hayatımızı alt üst etti. Bütün dünyada öyle oldu. Allah'ın üstümüzde ne nimetleri varmış, üstümüzdeki nimetlerini fark edebilmiş olduk. Yani aslında kavga edenlerimiz için sarılmak ne kadar büyük bir nimetmiş, görsünler. Siyasi olarak tartışanlarımız için yüz yüze konuşmak, hasbel etmek
ne kadar büyük bir nimetmiş görebilsinler. Efendim trafik sıkışıklığından bile şikayet edenler şimdi arıyorlar ki keşke trafik sıkışsa da eski güzel günlerde o ohluya pohluya bir otobüsün bir arabanın içerisinde böyle sıkışarak git seyahat edebilsek. Şimdi Allah'ın üstümüzdeki nimetlerini de aslında görmüş olduk. Gerçekten insan el sıkışmayı özler mi? İnsan hasbihal etmeyi özler mi? Korkmadan, yutkunmadan bir yerlere dokunabilmeyi özler mi insan? İnsan aklına hiçbir şey getirmeden istediği yere yürüyerek gitmeyi, gelmeyi, gezmeyi özleyebilir mi? 2020 yılı inanın Allah'ın üstümüzde nimet olarak durup bizim fark etmediğimiz pek çok şeyi bize fark ettirdi. Dileyelim, dua edelim. İnşallah 2021 yılında bu günler geride kalır. İnşallah yine eskiden olduğu gibi eski normale inşallah dönebiliriz. Uzun sürecek, öyle görünüyor. Dikkatli olmak zorundayız. Aramızdan çok sevdiğimiz her yaştan insanlar ayrıldı. Yani yaşlılar vefat ediyor, gençlere bir şey olmuyor gibi bir biliyorsunuz bir takım değerlendirmelerle başlamıştı bu. Sonra yaşlısı, genci, fakiri, zengini hiç olmadan ayrılmadan şöhretlisi, şöhretsizi herkesin hayatına bir hüzün olarak, bir ayrılık olarak düştü bu hastalık. Dolayısıyla mali yükü de ayrı bir boyuttur. İnsanlar 30-40 yıllık firmalarını ayakta tutamaz hale geldiler. Yıllardır emek ettikleri yapılarına çalıştıramaz hale geldiler. Dolayısıyla 2020 yılı gerçekten meşakkatli geçti. Biz bu 2021 yılını Allah lütfederse inşallah bu aşı çalışmaları da nihayet erer. İnşallah etkin sonuçlar alabiliriz. Yahut diğer tıbbi çalışmalar nihayet verirse inşallah bu grip gibi bir şey olur. Yani ilaçlarla kurtulabileceğimiz, kendimizi biraz bekleyerek atlatabileceğimiz, ölümcül etkisi ortadan kalkar bir hastalık olur inşallah. Yardımlaşmayı öğrenmiş olduk, paylaşmayı öğrenmiş olduk. İşte dünyanın aslında kavga ettiğimiz ve huzursuzluk çıkardığımız dertlerinin hiçbirinin aslında dert olmadığını görmüş olduk. Yani yaşayacağız, zaten insan ömrü çok kısa. Bu kısa ömre insanların bu kadar kin, garez sıkıştırmasına değmeyecek bir dünya olduğunu aslında bir kere daha görmüş olduk. Yani nihayetinde dünya her tarafını siyasi hırsla, kazanmak hevesiyle talan etseniz, yıksanız, tarumar etseniz, sebep olduğunuz acılarla elinizde dünya 10 sene, 15 sene, 20 sene duramaz. Dolayısıyla bu kadar büyük azgınlığa gerek yok. Paylaşabilmek, insanlarla yardımlaşabilmek, hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun insanların dertlerine derman olmaya çalışabilmek. Çok kıymetli duygularmış. Bunları Allah bize bu hastalık vesilesiyle bir kere daha aslında hatırlatmış oldu. Ben biraz böyle bakıyorum. İnşallah 2021 yılında bu 2020'de kaybettiklerimizin hatırlanacağı, ona göre sorumlu davranacağımız, ona göre merhametli olmak sorumluluğunu taşıyacağımız, ona göre anlayışlı, nazik olmak, nezaketli olmak sorumluluğunu taşıyabileceğimiz, ona göre böyle lüzumsuz kavgalarla dünyayı huzursuz etmek yerine insanca yaşanabilir bir dünya idealine hizmet edebilmeyi inşallah şuur olarak devşirebilirsek 2020'nin bize kârı olur. Yani bu dünyanın hakikaten soylu işlere ihtiyacı var, soylu beraberliklere ihtiyacı var. Bu dünyanın insanca yaşanabilir bir ideal etrafında insanca duygularla insanların birbirlerine kendilerini anlatabildikleri, sarılabildikleri, konuşabildikleri, görüşebildikleri bir dünya olmasına ihtiyacı var. Ama insanların geçimsizlikle savaşmaya, kendiler gibi düşünmüyorlar diye insanların hayatlarına, yaşamlarına, yaşam kalitelerine, konforlarına musallat olmaya haklarının olmadığını anlamalarını diliyorum ben. Yani evet. Bu inşallah buna vesile olur. 2021 yılına ümitle inşallah giriyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Bizimle 3 gün, 5 gün önce, 10 gün önce, 20 gün önce bizimle beraber olanlar aramızda değiller Erdoğan Bey. Yani evet, onlar da 2021 yılında hayaller kuruyorlardı. Yani 2 milyona yakın insan vefat etti dünyada. Onlar 2020 yılının bugünü belki saat 12'yi bekleyecek, belki bugün yapacaklarını planlayacak insanlar da aramızda değiller. Dolayısıyla dünyanın bu kadar pamuk ipliğiyle hayatımızın dünyaya bu kadar zayıf bağlı olduğu bir yer olduğunu unutmamamız lazım. Varlığımız insanların varlığına esenlik sebebi olması lazım. Gayretlerimiz insanları daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel yaşatmak idealine bağlı olması lazım. Ben mutlu olayım da insanlığın canı çıksın. Ben kazanayım da kimin kaybettiğiyle ilgili değilim. Benim ülkem zengin olsun da diğer ülkelerin canı cehenneme. Ben memleketimde huzur bulayım kendi insanlarımla. Diğer insanlar açlıktan, sefaletten, yokluktan, yoksulluktan ne çekerse çeksin diyerek berbat edilecek bir dünya değildir bu dünya. İnşallah bunun anlaşılmasına vesile olmuştur. İnşallah böyle olur. Türk milleti için de hususiyetle şunu söyleyebilirim. Türklerin çok güçlü olması lazım. Türklerin
devletlerinin, Türk milletinin de çok güçlü, çok kuvvetli olması lazım. Hem kalben, hem fikren, hem bedenen çok kuvvetli olmamız lazım. Çünkü görülüyor ki bu dünyanın merhamet kadrosu biziz. Biz güçlü olursak, biz kuvvetli olursak, biz insanlığa merhamet sunabilecek, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, insanları bir araya getirebilecek kabiliyeti olan, mizacı karakteri böyle olan müstesna milletlerden biriyiz biz. Görülüyor ki dünyada, özellikle bizim hizmet ettiğimiz coğrafyaların tamamını kastederek söylüyorum, oralarda Türk kendi kalbini, kendi muhtevasını, kendi sorumluluğunu kaybettikten sonra büyük huzursuzluklar yaşanmış. İsteriz ki, ben istiyorum ki şahsım adına da, partim adına da, mensup olduğum milletim adına da arzu ediyorum ki Türk eski Türk gibi olabilsin. Türk merhametiyle, kuvvetiyle, kudretiyle insanlığa huzur taşıyan bir millet olmak vasfını tekrar kazanabilsin. 2021 yılına böyle emek edeceğiz, böyle alın teri dökeceğiz. İnsanca yaşanabilir bir dünya ideali için emek edeceğiz, alın teri dökeceğiz. Dininden, dilinden, mezhebinden dolayı insanların hırpalanmadığı, hakarete uğramadıkları, rencide edilmedikleri barış içinde bir dünya için çalışacağız. Evet, Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Bu arada katılmışken sizden şunu da sözünü almak istiyorum. Şimdi bu akşamki yayınımızda birçok farklı konuklar da olacak. Dolayısıyla konuklarımızı çok uzun ağırlayamıyoruz. Ama yılbaşından sonra yeni yılda sizinle özellikle İYİ Parti'nin, partinizin Türk dünyasına, Balkanlara bakış açısıyla ilgili bir program yapmak isterim. İnşallah. Bu sizden bunu sözünü almak i̇nşallah, istiyorum. İnşallah. İyi seneler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyorum. Olun. Huzur diliyorum dünyaya, insanlığa, milletimize. Çok İyi teşekkürler Sayın Vekil. Allah'a emanet çok olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Yavuz Bey'e çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Şimdi Gülbahar Kurtuluş var. Hemen kendisini yayınımıza alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mikrofonda bir sıkıntı yok sanırım. Yok, şu an çok iyi, bir sıkıntı tamam. Yok. Sesim geliyor. Merhabalar Erdoğan Bey. Ya Yavuz Bey'i de böyle internette birazcık sıkıntısı vardı sanırım ya da benim mi vardı? Tam böyle kaçırdım. Çok da sevdiğim, takip ettiğim bir siyasetçidir. Dinlemeyi de çok arzu ediyordum. Umarım bu canlı yayını tekrar video olarak kaydediliyordur ve onu da tekrar dinleme şansımız olur. Tabii şöyle söyleyeyim. Canlı yayınımız bittiği gibi zaten normalde Facebook sayfamızda. Anladım. Kaydı oluşuyor. Çok çok seviniriz. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu akşam için böyle bir zarafet örneği göstererek 2021'e güzel dileklerimizi, hepimizin dileklerimizi paylaşmamıza müsaade ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızı takip ediyorum ve çok da takdir ediyorum, çok da beğeniyorum haddim olmayarak. İsterseniz biraz... Şöyle yapalım. Buyurun. Ben kısaca izleyenler açısından sizin çıkartmış olduğunuz bir kitap var. Özellikle göçü anlatan bir kitap. Çok kısa bununla ilgili sizden bilgi alayım. Ve daha sonra da az önce Yavuz Bey'e söyledim. Genel bir program yapalım sizinle ilgili. Sizin için de aynısını söylüyorum. Kitabınızı tanıtmayla ilgili. Sizinle de bir program Anladım. Yapalım. Çok teşekkür ederim. Şöyle ben kısaca hemen kitabımla birlikte bir minik bir özgeçmişimi de size aktarayım. 1989 Bulgaristan göçünde zorunlu göçlü ailem İzmir'e göç etmek zorunda kaldılar. Ve ben hemen o yaz bir ay sonra, göçten bir ay sonra İzmir'de doğdum. Uluslararası ilişkiler bitirdim üniversite lisans eğitimim. Daha sonra Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptım. Şimdi de yine aynı enstitüde doktora çalışmalarımı devam ediyorum. Yüksek lisans tez konum 1989 zorunlu göçü üzerineydi ve sözlü tarih çalıştık. Biz yani sözlü tarih göçü yaşayan o olayları işte asimilasyonu yaşayan kişilerle birebir görüşerek bir röportaj gibi bir interview gibi bir çalışma yaptık ve benim yüksek lisans tezim bununla ilgiliydi. 2019'da göçün 30. yıl olması münasebetiyle ben 2017'de bitirmiştim yükseğimi ama 2019'da basmayı tercih ettik. Yayın eviyle öyle bir karar almıştık. Nitekim toplumumuzdan hem bizim göçmen Balkan camiamızdan çok güzel geri dönüşümler oldu. Kitap çok kısa bir sürede, 2-3 ay gibi sürede ikinci baskıyı yaptı. Tam çok üçüncü güzel. Baskıya giderken bu pandemi dolayısıyla tabii ki de biraz
İşte imza günlerimiz vesaireler tamamlayamadık. Ama inanıyorum ki ilk yılın ilk aylarında 3. baskıyı yapacağız. Bu olayın özü şu aslında Erdoğan Bey. Bugün de hani böyle konusu geçmişti. Yani evet 31 Aralık yeni bir yıla giriyoruz, sevinçliyiz. Her ne kadar 2020 gibi zor bir dönemi yaşasak da. Ama bu günler yani işte 24-25 Aralık'la başlayan bir süreç var. O da Bulgaristan Türklerinin asimilasyon süreci. Ve isimlerinin böyle bir kış günü gece yarısı aniden değiştirmesi ve çok büyük işte eziyetlerle, baskılarla ve şehitlerimizle ne yazık ki oldu bu kötü olayların neticesinde. Türkan Bebek sembol bir isimdir. Benim çalışmalarımda ona ithaf etmişimdir. Başta ona ve diğer şehitlerimize ve gazilerimize. Bütün bundan sonra yapacağım akademik çalışmalar ya da herhangi bir Bulgaristan Türkleri ile ilgili yapacağım çalışmaları onlara ithaf ediyorum her zaman. Ben İzmir'de doğdum, hiç göçü yaşamadım. İsmim değiştirilmedi. Türk ismiyle doğdum. Türkiye'de doğdum ama pek çok insanın adı değiştirildi ve bu hakarete maruz kaldılar. Ve Türkiye'de doğan arkadaşlarımızın bazıları da bu yaşananları ne yazık ki bilmiyorlar. Çünkü aileleri buna onlara aktarmıyor. Yani biz kuşaklar evet, arası aktarırım diyor. Sözlü tarihte mesela burada çok önemli bir yer tutar. Keşke bugün işte 2021 diyelim artık. 2021 yılında doğan yeni bir çocuk. Buyurun. Bizim burada aslında görevimiz zaten bu. Yani evet. Hepimiz. Şimdi Gülbahar Hanım size çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gerçekten kısıtlı zaman var. Bir programda tamamen kitabınızı tanıtmak üzere görüşmek üzere diyorum. Çok, ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bursa'ya selamlar İzmir'den. Selamlar. Umarım bu yayınımız da Bulgaristan Türkleri için, Türklerine dikkat çekmek için çok farkındalık yaratacak, biliyorum, eminim. Çalışmalarınız için de teşekkür ederim. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben mutlu, teşekkür güzel ederim. Bir yıl diliyorum hepinize. Sağ olun, sağ olun. Hoşçakalın. Bir konumuz daha var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Kamil Aydın. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Evet Erdoğan'cığım iyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi bu akşamda. Evet, Bolu'dan yeni geldim, birazdan hastaneye gideceğim. Söz verdiğim için önce senin yayınına katılıp öyle çıkayım dedim. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum, çok o zaman uzatmadan. Ben size 26 Aralık'ta, geçen yıl 26 Aralık'ta Türkan Bebeği etkinliğinde, anma töreninde tanıma fırsatı buldum. Gerçekten çok orada duygulandığınızı da hissettim. Evet. Önümüzdeki yıllarda da tekrar katılacağınızdan da şüphem yok. Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen Türk dünyasına, Balkanlara söylemek istediğiniz yeni yılla ilgili bir şey var mı? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani iyi gözlem yeteneği olan gerçekten bir kardeşimizsin. Biz de senin yeteneklerini orada keşfettik. Duygulanmamak mümkün mü? Yani bir yavrucağımızın, bir bebeğimizin şehadetine hep birlikte tanıklık ettik orada. Anılarımızı tazeledik, acılarımızı tazeledik bir bakıma. Dolayısıyla tabii ki ben zaten partideki görev itibariyle Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumluyum. Çocukluğumuzdan beri bizim gerçekten bir Türk dünyası hasleti var, bir düşünce, bir ruh derinliğimiz söz konusu. İnşallah bu can bu bedende olduğu sürece, gücümüz yettiği sürece bu anıları, bu tarihi olayları, bu soydaşlarımızın yaşadığı trajedileri yaşatarak, yaşayarak kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışacağız inşallah. Evet, ben 2020 yılı bütün dünyada küresel bir pandemiyle mücadele yılı olarak genellikle tarihe not düştü. Ama biz hasreten tabii Türkiye'de seller, depremler de yaşadık. Ama Allah'a şükür Türk dünyasında bunları deruhte edecek, bu moral bozukluğunu elimine edecek bir takım güzel şeylerin yaşandığına da tanıklık ettik. İşte Bulgaristan'daki parti kongresi ve bizim de yine katılarak oraya tek vücut olarak ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen bütün siyasi partiler, özellikle devlet erkanı da oraya kutlama mesajları gönderdiler. Birebir tanıklık ettik, takip ettik. Çok güzel. Öte yandan Kıbrıs'ta bir ilki yaşadık Allah'a şükür. Maraş açıldı. Bunların ötesinde Azerbaycan bizim
28 yıllık kanayan yaramız olan Karabağ Ermeni işgalinden kurtuldu. Bunların hepsini bir araya koyunca çok şükür Türk dünyası nefes aldıkça, Türk dünyası efendim huzura erdikçe biz de ana vatanda aynı huzuru paylaşıyoruz, aynı nefesi alıyoruz. Dolayısıyla biz bir bedenin uzuvları gibiyiz. Biz hep öyle baktık. Hatırlarsanız Sofya'daki konuşmada da aynı şeyleri söylemiştim. Evet. Yani uzuvların birinde bir rahatsızlık varsa Müslümanız elhamdülillah. Diğer uzuvlar da bu acıyı hissetmeli, duymalı, neşeyi paylaşmalı, kederi paylaşmalı. Kederi paylaştıkça azalacağına inanıyoruz. Neşeyi paylaştıkça çoğalacağına inanan bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla ben inşallah 2021 yılının bütün soydaşlarımıza, bütün dindaşlarımıza, kardeşlerimize, akraba topluluklarımıza tekrardan huzur, efendim güven, sağlık, sıhhat, afiyet getirmesi temennilerimi ifade ediyorum. Bu vuslata vesile olduğunuz için sen değerli kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. Allah'a şükür iyi ki varız. Adım adım inşallah böyle Doğu Türkistan'a doğru açılan bir kapı var. Bugünlerde bunu biraz galebe çalmaya çalışıyorlar. Bunun aleyhine bazı propagandalar duyuyoruz. Çok şükür ben inanıyorum ki doğudan doğan güneş batıya doğru seyri sefere çıkmıştır. Ta Amerika'daki soydaşlarımıza varana kadar biz her zaman birlik beraberlik içerisinde çok güzel mesajlarımızı iletiyoruz. Bir olmaya, diri olmaya, iri olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum, sağlıklı yıllar diliyorum. Sizin aracılığınızla bütün soydaşlarımıza da aynı dileklerimi iletiyorum. Nice senelere diyorum. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şu anda Sevinç Çelebi bağlanamadık bu akşam valla. Valla öyle oldu birazcık. Ablacığım nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani sizin tecrübelerinizin, yaptıklarınızın yanında biz evet, meslektaş o. Beni onur eder böyle demeniz. Çok teşekkürler. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Şu an için gayet iyi. Yani en azından tamam. İyi gider. Görüşelim. Ben hemen kısaca 2021 ile ilgili temennilerinizi almak istiyorum. Vallahi zorlu bir 2020 yılı geride bırakıyoruz diye ümit ediyorum ben. Hani o kadar zorlu ki ben öyle düşünüyorum da korkuyorum gibi. Hani bugün de seninle konuşurken dedim ya. Hani bir roman olsa, işte bilim kurgu filmi izlesek yok be, o kadar da olmaz diyebileceğimiz gündem yaşandı ülke ve dünya çapında. Dilerim 2021 yılının gelişiyle inşallah bütün bu zorluklar geride kalır. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok teşekkürler. Mutlu yıllar diliyorum herkese. Görüşürüz. İyi seneler inşallah. Hoşçakalın. Evet, Sevinç Hanım'a da çok teşekkür edelim. Aslında yayınımız şu anda güzel gidiyor. Yani katılımcılar tabii şeyde şunu söyleyeyim. Yani bu kadar konuğu aynı zamanda denk getirmek biraz zor. Yani normalde siz ulusal medyaya katıldığınızda bekliyorsunuz. Biz sırf bu akşam konuklarımızı bekletmemek adına bir saat dilimi oluşturmaya çalıştık ama bunda gerçekten oturtmak çok zor. Tabii yorumlar da var. Ben biraz yorumları da size ekrana aktarmak istiyorum. Sunay Ersoy yazmış. Hayırlı programlar, mutlu hayırlı seneler demiş. Hepinize Sunay abi diyorum. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Zihni Basri. Yayınlar iyi seneler. İyi seneler Zihni abi. Sevda Tandoğan, Lüleburgaz'dan sevgiler. Bursa'dan Lüleburgaz'a sevgiler. Arda Balkan, iyi seneler dilemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burhan Korkmaz, selamlar. İyi yayınlar dilemiş, teşekkürler. Hilmi Karagöz, Mestanlı'dan selam göndermiş bize. Selamlar Mestanlı'ya. İlker Güler, iyi yayınlar dilemiş, selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Nitat Cesur, iyi yıllar demiş, mutlu yıllar demiş herkese. Çok teşekkür ediyoruz.
Erdin Çimenoğlu, başta sağlık olmak üzere kesinlikle bu yıl herkesin temennisi böyle. Saygılarını iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Halil İbrahim Çelik, iyi yayınlar, mutlu yıllar demiş. Teşekkürler. Gökhan Dere, tüm insanlar Türk dünyasına sağlık, mutluluk, huzur dilemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burhan Korkmaz, gurbetçilere selam olsun demiş. Evet, aslında baktığımızda herkesin ortak temennisi aynı. Yani dediğimiz gibi en baştan beri, ben bunu bu yıla çok birebir anlattığımı düşünüyorum. Bizi yoran bir yıl oldu. Yoran bir yıl. Ve insanlar da 2021'den tabii ki en başta sağlık istiyor. Sağlık. Çok daha önceki yıllarda da aslında biz sağlık, huzur, mutluluk falan diyorduk ama sağlığı bu kadar çok ön planda koymuyorduk. Bu sene daha fazla sağlığı ön planda tutuyoruz. Evet, bir konuğumuz daha geldi şu anda. Hemen kendisini Kırcaali Parkı'ndan stüdyomuza alıyorum. Erdoğan'cığım merhaba. Merhabalar Nuray Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür bıraktığın yerdeyiz. Erdoğan'cığım Akçay'dan. Akçay'dan mısınız? Akçay'dayım, Akçay'da. Buralardayız. Biraz daha çekilmiş durumdayız, evet, İstanbul'dan. Bir iki zaman daha belki ama hayallerimizin peşinde biliyorsun. Koşmaya devam edeceğiz bu önümüzdeki senede. Evet. Yola devam edeceğiz. Öncelikle tabii yine sana teşekkür edeceğiz herkes gibi. Çünkü bizleri buluşturuyorsun bu önemli gecede. Olur mu? Katılanlar oldukça olabiliyor. Ben katılanlara daha çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de izleyenlere. Hani yılbaşında herkes eğlence ya da başka şeyler izleyebilir ama burada durup bizi izleyenlere teşekkür ederim. Ama güzel şeyler konuşacağız yine. Çok konuklarım var biliyorum. Bu akşam işin zor senin. Yoğun da. Şeyi ayarlamak zor. Saatleri, dakikaları ayarlamak biraz zor. Ama başaracağız. Yani herkesin hoşgörüsünü sunarak yapacağız. Ben sana hemen şunu sormak isterim. Müzik piyasası COVID'den nasıl etkilendi? Yani şöyle kısaca kendin de örnek vererek ve etrafında gördüğün yerini de bu piyasanın içerisinde biri olarak bize anlatabilirsen çok memnun olurum. Tabii ki Erdoğan'cığım. Öncelikle senin güler yüzün varken bu tebessüm her şeyi biliyorsun. Tüm sihir, tüm kapıları açar diye düşünüyorum. Ben heyecanlıyım bu akşam çünkü ben 30 yıldır sahnedeydim. Bu akşam evdeyim. Yani kuvvet beni böyle etkiledi diyebiliriz. Aynı zamanda büyük bir mutluluk. Çünkü ailemle birlikte bu geceyi kutlama şansım oldu. Onun için de çok mutluyum. Gerçekten az bir zaman değil. 30 yıl geçti. Tabii müzisyenlerimizin durumu belli. Bu seneye iyi başlamıştık aslında. 2020 bize çok iyi işte performans sergileyebileceğimiz sahneler, festivaller. Çünkü bizim işimiz insanlarımıza neşe katmak, tabii ki eğlendirmek, anılara götürmek. İşte Kırcaali'mizin parkında olduğu gibi. Ama ben şimdi heyecanla ilkbaharı bekliyorum. Çünkü Arda Boyun'da ilk kez senin programında yayınladık. Evet. Seni de alıp buradan Arda Boyun'a gitmek istiyorum. Tabii yeni projelerimizden bahsetmiştik o zaman. Bir tanesi bu zaten. Şarkımız hazır. Senin sayende de tabii yayınlanmış oldu. Bu şarkımıza güzel bir klip insanlarımıza armağan etmek istiyoruz Arda Boyun'dan yine. Buradan tabii ki yine senin kanalından tüm Kırcaali, Rodoplara, Bulgaristan'ın her yerine selamlar olsun. Nurhan'cığım çok teşekkür. Umut vermek isteriz. Her zaman inançlı olsunlar isteriz. Huzurla, sağlıkla bekleyeceğiz bu yılı. Heyecanla. Her şey güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Erdoğan çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Her zaman pozitifsin. Bu yönden tebrik ediyorum. Bir yerde tekrar bazı projelerde inşallah beraber olacağız. Selamlar, saygılar. Tabii ki Erdoğan'cığım. Hoşçakalın. Güzel senler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, şimdi yine stüdyomuzda bakıyorum altta kimler var. Biraz sonra Sofya'ya bağlanacağız. Size Sofya'nın sokaklarını göstereceğiz. Şu anda orada neler yapılıyor? Bizi orada kim bekliyor? Hemen bakalım. Çok da tanıdık biri bekliyor aslında bizi.
Merhaba, ben bekliyorum Sevda Dükkancı. Hoş geldin Sevda Dükkancı programa. Seni beklettim bir de dışarı. Soğukta kusura bakma. Yok, hiç soğuk değil, çok da sıcak hava. Burada biz arkadaşım Nade ile beraber. Merhaba bir... kendisine. Selamlarımızı iletelim. Merhaba. Yeni yılı kutlayalım. Evet, sizin de kutlu olsun. Gördüğünüz gibi bizler Sofya'dayız. Sofya'nın merkezindeyiz. Sesimi iyi alıyor musunuz? Çok iyi, şu anda çok iyi. Oh, ne kadar güzel. Şimdi ben neden bahsedeyim? Herkes belki de benden önce Covid'den bahsetti, kısıtlamalardan bahsetti. Ama ben sizi bu akşam böyle Sofya'da tam yılbaşı öncesi bu bizim meşhur Vitoşka Caddesi'ne. Vitoşka, hani ben her zaman turistlere de demişimdir. Ne diyelim, Sofya'nın, daha doğrusu İstanbul'un bir Bağdat Caddesi, bir İstiklal Caddesi gibidir. Bakın nedir? Yani şu an sadece burada olanlara. Bir yandan işte böyle yılbaşı ne diyelim ışıklarını satmaya çalışan bir kişiyim. Bir yandan buyurun burada bir evsiz. Bomboş şu anda. Yani hayır, bir evsiz bir kişi. Bomboş neden olduğunu da söylemek istiyorum. Gerçi dün dop doluydu. Hatta böyle dolu bir ortamda size yayın yapacağımı düşündüm. Fakat bu akşam anlaşılan insanlar biraz tedirgin veya daha çok da evine gittiler. Burada biliyorsunuz 31 Ocak tarihine kadar bütün mekanlar kapalı. Evet. Ancak kapalı olmasına rağmen çok da güzel bir seçenek buldular. Herkes böyle özellikle bu caddede ne oldu? Herkes önüne birer böyle ne açtı? Bir küçük bir şey açarak elde vermeye başladılar. İşte yılbaşına özel sıcak şaraplar, yemekler, sandviçler. Ve keşke hani dün böyle bağlantı kurmuş olsaydı, görecektik ki herkes böyle elinde bankara oturmuş, elinde kahvesiyle, içeceğiyle, bir yanda da sandviçiyle. Yani böyle bir ortam. Gerçekten Sofya ilk defa. Ancak ben bu akşam buranın çok dolu olacağını tahmin ediyordum. Ben de şaşırdım. Bütün, ben de bütün, evet, gerçekten bütün restoranlar kapalı ama. Bu konuda da bunu söylememiz gerekiyor. Bu arada maskesiz geziyorum. Neden? Çünkü burada dışarıda sokakta maske taşıma zorunluluğu yok. Yok. Çok da insan da buna... yok zaten şu anda. Efendim? Çok da kalabalık da yok zaten diyorum, gördüğümüz kadarıyla zaten. Kalabalık yok ama dün mesela çok doluydu. Gerçi sizler beni şu an biraz hani bu caddenin biraz daha ıssız bir tarafında yakaladınız. Yine de insanlar biraz daha fazla bu defa evlerinde toplandı. Bulgaristan biliyorsunuz din itibariyle Ortodoks Hristiyan olduğu için genelde 24 ve 25 Noel bayramlarına çok büyük özen gösterildi. Ve işte bakın, yani çok güzel bir görüntü olmayacak ama Sofya şu an neredeyse sadece evsizlere kalmış da diyebiliriz. Ama evet, eğer isterseniz ve eğer biraz zamanım varsa çok az ilerlemek istiyorum. Burada neler yapıldı biliyor musunuz? Yani bu koronavirüs bizleri daha iyi olmaya, biraz insan, daha insancıl olmaya davet etti. Vitoşka Caddesi'nde her gün saat 12 ile 15 arasında Topolu Biatlıbeşi Nadia Sıcak Yemek adı altında böyle bir hayırsever girişim düzenleniyor ve burada ihtiyacı olanlara, yaşlılara, sokakta yaşayanlara sıcak bir yemek veriliyor. Hem de işte ekmeğiyle, çorbasıyla. Bunlar yani bir nevi bu koronavirüs ve pandemi bizi, kalplerimizi biraz daha fazla açtı. Şimdi Türkiye'ye göre belki bu normaldir. Ancak Bulgaristan'da birazcık bunlar yeni yeni diyebileceğim, keşfettiğimiz şeyler. Sevda Dükkancı, şöyle yapalım mı? O gideceğim bölgeden işte bir 10 dakika sonra mı olur? Tekrar bağlama şansımız olabilir mi? Ama şu an orada çünkü da dediğim gibi saat... Zamanı da iyi kullanmam gerekiyor. Efendim?
Zamanı da şu anda çok iyi kullanmam gerekiyor. Bekleyen konuklarım var. O yüzden diyorum. Eğer tekrar bağlanma şansımız tamam. varsa o zaman. Yoksa şu ana kadar bize zaten bu caddeyi gösterdin. Sofya'nın Eniştek Caddesi'ni. Çok güzel bir bilgi oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Özel gerçekten. Bir tabii özel bir sorunuz varsa buyurun. Ondan sonra da zaten diğerlerine de bırakalım. Evet işte gördüğünüz gibi caddede biz özellikle dediğim gibi konserler yapılmıyor. Yılbaşıyla ilgili özel bir program da olmayacak. Sofya böyle sessiz, çok, sakin. Çok teşekkürler. Daha güzel bir 2021 yılı dileklerimizle Erdoğan. İnşallah. Hoşçakalın. İnşallah. Hoşçakalın. Çok teşekkürler tekrardan. Mutlu yıllar. Şimdi evet çok teşekkürler dedik Sevda Hanım'a. Kendisini A Haber'in Bulgaristan temsilcisi. Oradan biliyoruz. Şimdi yine bir siyasi konuğumuz var aslında. Emin Balkan da gelmiş. Birazdan Emin Balkan'a tekrar döneceğim. Sayın Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Erdoğan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Çok sağ olun. İyiyiz. Hemen size şunu sorayım. Bildiğim kadarıyla geçen hafta meclis başkanımızla beraber bir Makedonya ziyareti gerçekleştirdiniz. Oradaki ana dil etkinlikleriyle ilgili. En son benim Balkanlardan gelen kişi olarak sizi biliyorum. Bir orada anlatırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle bizleri izleyen, bizlerin yayınımıza ortak olan çok değerli gönüldaşlarımıza bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü ile alakalı Balkanlarda özellikle Makedonya'da, Üsküp'te ve tüm Makedonya'da güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Biz de Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey ile beraber bu etkinliklere katıldık. Başta oradaki bizim soydaşlarımızın başında bulunduğu gerek sivil toplum kuruluşları, gerek oradaki Balkan Üniversitemiz, gerekse Maarif Vakfımızın okulları vesilesiyle gerçekleştirilen pek çok etkinliğe katıldık. Öncelikle bizim dilimiz dünyaya her zaman için barış dili, sevgi dili olarak var oldu. Geçmişten bugüne bu dili bu şekilde yaşattık ve şu anda da tüm Türkiye'de olduğu gibi soydaşlarımızın yaşadığı tüm bölgelerde de bu dil yüzyıllardır yaşamını devam ettiriyor. İnşallah bundan sonra da dünyanın sonuna kadar da yaşamını devam ettirecek. Çok güzel, verimli bir program gerçekleştirdik. Ve sağ olsun soydaşlarımız, değerli bizim için çok önemsediğimiz göz bebeğimiz olan o topraklarda Türkiye'yi ve Türk milletini temsil eden değerli soydaşlarımızın ciddi ilgi ve alakalarıyla karşı karşıya bir şekilde programlarımızı gerçekleştirdik. Balkanlarda da aynı bizde olduğu gibi COVID olabildiğince hayatı durdurmuştu. Özellikle Üsküp'te bütün mekanlar açık olmasına rağmen mekanların içi bomboştu. Onu söyleyebiliriz ve vaka sayıları çok yoğundu. Biz de kontrollü bir şekilde hiç kimsenin sağlığına en ufak bir zarar gelmeden bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Oradan yurda selam gönderdik. Yurdumuzdan da değerli soydaşlarımıza selam ettik. Bu vesileyle tabii 2021 yılının yaklaşan ilk dakikaları şu an itibariyle önümüzde. Biz başta tüm insanlığa, ülkemize, milletimize yeni yılımızın hayırlar, bereketler, güzellikler, iyilikler getirmesini temenni ediyoruz Yüce Allah'tan. Ve hakikaten gerek yurt içindeki vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Bir de yurt içinde olmayıp ana vatandan her daim haber bekleyen, kulağı gözü ana vatanda olan çok değerli soydaşlarımıza da bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlayarak onların da yeni yıllarını kutlamak isterim sizin vezilerinizle. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Size sadece şunu söyleyebilirim. Siz zaten olayı biliyorsunuz. Orada hangi parti olursa olsun oradaki insanımız Gümülcine'ye gidin, işte Kırcaali'ye gidin, Makedonya'ya gidin, Üsküp'e gidin. Gerçekten gördüklerinde seviniyorlar. Pandemisiz günlerde İnşallah bundan sonra biz Türkiye olarak tam bir bütünlük olarak buralarda daha fazla olacağız. İnşallah sizlerle beraber de tüm soydaşlarımızla beraber de ülkemize, medeniyetimize yakışan şeyleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Biz i̇yi teşekkür yıllar ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi yıllar. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Şimdi evet. Göçmense Türkiye sayfası. Yani 90 bin, 100 bin takipçisi olan bir sayfa.
Herkese başarı dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rıfat Selim selamlar dilemiş. Teşekkürler. Selamlar iletelim kendisine. Evet, buradan kimler bağlanacaktı bir bakalım. Evet, az önce Cevat Çırağı'na bir bekliyoruz demiştik. Sağ olsun, hemen geldi kendisi. Evet, evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ay, çok iyiyim, çok iyiyim. Bu seneden kurtuluyoruz. O yüzden. Öyle mi? Evet. Ya ama ben programın başında da dedim Cevat Çırak. Yani bu yıldan kurtuluyoruz da sabah kalktığımızda bir şey değişecek mi? Biz sadece herhalde insanoğlu psikolojik anlamda her şeyin değişeceğini mi düşünüyoruz yani? İnsan isterse değişir, insan istemezse değişmez tabii ki de. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden hani her şey bize bağlı. Biz ne kadar çaba gösterirsek, ne kadar sorumlu davranırsak, ne kadar bilim insanlarının söylediklerine kulak verirsek her şey çok bambaşka olur. O nedenle bilinçli toplum bambaşka bir imkanlar sunuyor insana. Evet, şimdi kitabınız ikinci baskıya geçti. Son zamanlarda takip ettiğim kadarıyla. Ve yeni de bir kitabınız çıkıyor. Evet, yeni bir kitabım çıkıyor. Bu şey olmasaydı şu anda kitap çıkmış olacaktı da sokağa çıkma yasağı oldu. Dördünden sonra herhalde 5-6'sı gibi harika bir kitabımız olacak inşallah. Evet, peki neler söylemek istiyorsunuz? Ya ben bu yayını birazcık motive olma anlamında yaptım açıkçası. Zaten kitabı konuşmayalım da bence başka şeyler konuşalım diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ben mesela 2021 yıla girmeden 2020 yılını geride bırakırken şöyle 3 tane madde belirledim. Yani ülkemizin şu anda en önemli sorunu nedir diye. Bunların içerisinde COVID-19 yok. Çok daha önemli evet. Şeyler var. Mesela en önemli problem gördüğüm kuraklık sorunumuz var mesela. Çok ciddi bir problemimiz var ve Türkiye'nin neredeyse 3'te 2'sini kaplamakta. Hatta Balkanlara da ulaşmış bu durum. Çok ciddi bir sıkıntımız var. Bununla ilgili inşallah artık yağmurları beklemekten başka çaremiz yok. Ciddi ve bugüne kadar hiç görmedim. Yani ben 50 küsur yaşındayım. 20 dereceydi Bursa ya. Böyle bir şey yok yani. 20 yani tabii. Böyle bir Aralık ayı da hiç kimse görmemiştir daha bugüne kadar. Doğru. Yani. Dolayısıyla en önemli gördüğüm sorunlardan bir tanesi bu. El birliğiyle üzerimize düşeni yapacağız, harcadığımız suya dikkat edeceğiz. Hastalıklar bir şekilde bilim insanları tarafından çözümleniyor ve sorunlar alt edilebiliyor. Ama susuzluk sorunu çok ciddi bir problem. Onu çözmek için hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Peki Cevat Çırak, şunu söyleyeyim. Üçüncü kitabın, üçüncü demeyeyim, yeni çıkan ikinci. Ben baskıdan dolayı üçüncü dedim. Yeni çıkan kitabınız çıktığı gibi sizinle tekrar bir yayın yapıyoruz. Değil mi? Bununla bundan sonra alalım. Tabii yaparız. Hiç yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, neşeli, huzur dolu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm insanlık, hani Sait Faik'in bir şiiri var ya, hani Budala'dan etkilenmiş Dostoyevski'den. Her şey çok güzel olacak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyor ya. Sonra ona Shakespeare'de devam ediyor, diyor ki bir insanı sevmekle başlayacak, her şey güzel olacak ama insanı sevmekle başlayınca hayat da güzel olacak diyor. Hayat bir anlam kazanacak diyor. O yüzden herkese anlamlı hayatlar diliyorum. Herkese teşekkürler. Önüne göre bir yıl geçirmesini diliyorum. Hoşça kalın. Bana yer ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi Cüneyt Şentürk var. Merhabalar, nasılsın? Hey, selamlar, merhabalar, hayırlı akşamlarınız olsun. Çok şükür iyiyiz vallahi, ev hali. Neredesin, evdeyiz. Yani sen aslında çok alışık değilsindir sanatçı olduğundan dolayı. Yılbaşı ya, genel organizasyon olur ama bu yıl böyle oldu. Düne kadar çekimlerim vardı. 7 tane yılbaşı çekimi yaptık tabii, televizyon kanalları, TRT, TGRT, o bu derken. Bugün evdeyim ailemle. Evet, dediğin gibi. İlk defa yılbaşında evdeyim. 25 yıllık sanat hayatımda. Bir bundan 5-6 sene önce böyle olmuştu. Ama 2 gün sonra programımız vardı yurt dışında. Bir de bugün böyle oldu. Olsun. İnşallah
2021 yılında tüm dünyada ve ülkemizde inşallah bu salgından kurtulup bir an önce herkes evine ekmeğini, aşını götürsün deriz. Önce tabii ki sağlık kesinlikle çok önemli. Burada inşallah insanlar ders çıkartmıştır tüm dünya. Biraz bu konuda zorluk yaşansa da büyük bir ders çıktı diye düşünüyorum. Yani %80 insanda. %20 maalesef hala işin ciddiyetinde değil. Onu da aşacağız sevgili Doğukan. Yani gerçekten yani ne diyeyim, çok zor günler yaşıyoruz müzik camiası olarak. Bütün sanatçı arkadaşlarımız, müzisyenler vasıfsız gibi görüyor kendilerini. Çünkü biz çalışmaya hazır. Evet, yani her sektörde bu var maalesef. Ama dediğimiz gibi inşallah daha iyi olacak. Sevgili Cüneyt Şentürk, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Maalesef bu akşam teşekkür ediyorum. Böyle kısa kısa oldu. Sadece iyi niyetleri alalım. İnsanımıza biraz motive edelim. Bu bizim için bu akşam yeterli. Harikasın. Tebrik ediyorum önümüzdeki, seni. Önümüzdeki dönem tekrar seninle zaten bir program yapmıştık. Yenileceğiz inşallah. İnşallah. Herkese 2021 huzur, sağlık, mutluluk, bol bereket getirsin inşallah. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Cüneyt Şentürk'e de teşekkürlerimizi iletelim. Şu anda evet, Sayın Yüksel Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili. Sayın Vekil, hoş geldiniz. Sayın Erdoğan, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? İyi akşamlar. Valla işte biz de yılbaşı akşamı böyle bir şey yapalım mı dedik. Etrafımızda bildiğimiz, tanıdığımız kişilerle bir birliktelik oluşması anlamında, bir şeyleri paylaşma anlamında hem izleyicilerimizle de bunu paylaşmış oluruz diye bir fikir edindik. Valla kimi aradıysam da hayır demedi, herkes de katıldı. Buradan sizin aracınızla da herkese çok teşekkür ediyorum. Siz de çok teşekkür ederim. Senin aracılığınla bizi izleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. 2019 yılının son günlerinde Çin'de ortaya çıkan, Wuhan eyaletinde ortaya çıkan bir gerçekten virüs, bir salgına, bir pandemiye, yani kıtalar arası bir salgına döndü. Ve maalesef biz de çok etkilendik ülke olarak. Her yönüyle çok etkilendik. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti COVID-19'dan dolayı. Gerçekten çok acı. Tabii insanlık tarihi salgınları biliyor geçmişte de, ama bu salgında da gerçekten yaşamımızın her alanı çok etkilendi. Biraz önce Cüneyt kardeşim, sanatçı arkadaşımız, kardeşimiz de ifade etti. Yani tüm sektörler etkilendi. Sağlık çalışanları, ben bir sağlıkçıyım, 33 yıllık hekimim. Sağlık çalışanlarını buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Onları kutluyorum. Hayatını çok sayıda sağlık çalışanı kaybetti. 310'u geçti sağlık çalışanlarına vefat edenlerin sayısı. Gerçekten her gün acı haberler alıyoruz. Yakın çalışma arkadaşlarımızı, dostlarımızı, yakınlarımızı, büyüklerimizi kaybediyoruz. Ve gerçekten buradan çıkartılması gereken çok dersler var. Yani COVID-19 bize bazı mesajlar verdi. Birlik ve beraberlik anlamında. Sosyal devlet olmanın gereği nedir? Ne yapılmalı? Onu hatırlattı. Gerçekten Cüneyt de ifade etti, işte sanatçıların büyük bir mağduriyetinden bahsetti. 2020'yi bu şekilde bir yıl geçti, kapattık. Acısıyla, tatlısıyla, depremleriyle gerçekten bir felaket yılı oldu. 2021'e girerken çok sözü uzatmak istemiyorum. Ümitlerimizi gerçekten hiçbirimiz söndürmememiz lazım. Ümitlerimizi, beklentilerimizi yüksek tutmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde, sağduyu içinde, ortak akıl ile yol almalıyız. Yani COVID-19 nedeniyle gerçekten yaşam biçimimiz değişti. Siz de bir çalışansınız, çalışma biçimleri değişti. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde
bizi bekleyen çok farklı artık COVID-19'un bizi bir tünele, bir efendime söyleyeyim farklı bir yaşam felsefesine doğru itti. Bunu kabul edeceğiz ve gerçekten yine birliğimizi, beraberliğimizi, toplumların kaynaşmasına da ondan da uzaklaşmadan bu yaşam biçimimizi salgından, bu virüs belasından uzak durarak, çünkü 2021'deki bilim insanlarının da uyarısı salgının devam edeceği, aşılama hemen tabii etkisini göstermiyor. Bir popülasyonda, bir toplumda en az o toplumun %60'ı, %70'i bağışık olursa, yani aşılanacak ve bağışık olacak, ancak o zaman bu salgınla biz baş ettiğimizi, sona erdiğini düşünebiliriz. Ben yaklaşan 2021 tabii çok farklı bir yılbaşı hepimiz geçiriyoruz, kutluyoruz. Ben de ailemle beraberim ama dostlarımızla beraber olamıyoruz. Olacağız. Bu hasret en kısa zamanda mutlaka bitecek ama bilimin sesine kulak vererek, bilimin yolunda ilerleyerek ancak biz gerçekten bu tür salgınlarla, bu tür felaketlerle baş edebiliriz. Yaklaşan 2021 yeni yılın ülkemizde ki tüm vatandaşlarımıza başta sağlık, huzur, mutluluk ve gerçekten çok sayıda esnafımız, çok sayıda çalışanımız bu süreçte mağdur oldu. Onlara da bereketli bir yıl dilerken ayrıca bizi izleyen Balkan coğrafyasında, Türk coğrafyasında ve birçok ülkeden bizi izleyen herkese bu iyi dileklerimi iletiyorum. Sağlıklı, COVID-19'dan uzak, salgından uzak bir 2021 yılı dilerken herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler tekrardan. Evet, sevgili Yüksel Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa Milletvekili. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi evet, Günay Uzun bekliyor, Necati Akçay, Hasan Öztürk bekliyor. Hemen Günay'a bağlanıyorum buradan. Sevgili Günay, hoş geldin. Hoş bulduk Erdoğan, merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, nasıl geçiyor yılbaşı akşamı? Yılbaşı akşamı alıştıklarımızdan çok farklı geçiyor aslında. İnsan istiyor ki arkadaşlarımızla birlikte olabilelim ama sadece ailemizle birlikteyiz. Bu da aslında olumlu tarafından bakacak olursak çocuklarımıza, ailemize daha fazla, daha kaliteli zaman ayırmaya başladık. Covid'in olumlu nadir taraflarından olarak. Evet. Bunu söyleyeyim. Ama bu gerçekten öyle. Yani bazı şeyleri yeni fark etmeye başladık aslında. Bu bakımdan da bize bir, bazen de şey değil mi, olumlu taraftan bakmak lazım. Şöyle düşünüyorum ben. Evet, 2020 yılı çok bambaşka bir yıldı. Ben 84 doğumluyum. Bugüne kadar gördüğüm en kötü yıllardan bir tanesiydi belki de ama şöyle bir şey de oldu. 2020 yılında normal günlük koşuşturmacalarımız, telaşlarımız haricinde biraz daha sakinleşme, dinginleşme fırsatı bulduk. Normalde farklı farklı uğraşlarımız olduğu için gerek iş gerek sosyal çevrelerimize zaman ayırıyorduk. Bu sefer evlerimize kapandık. Kendimize, ailemize zaman ayırmaya başladık. Kafamızda daha önceden proje olarak bekleyen işleri belki de hayata geçirme fırsatı bulduk bir yandan da. Bir yandan yeni fikirler geldi aklımıza. Onları hayata geçirdik veya geçirmeye çalıştık diyeyim. Yapabildiklerimiz oldu, yapamadıklarımız oldu ama buruk bir yıldı her şeye rağmen. Evet. Bütün bu saydığım olumlu yönlerine rağmen. Evet, ben senden son olarak şunu istiyorum. Tabii ki. Sen bir sivil toplum kuruluşunda, yani bir STK düzeyinde bir dernekte aktifsin. Bana kısaca özellikle bu COVID'le beraber işte dernekler nasıl etkilendi bundan? Bundan bahsedebilirsen ve 2021'e yönelik
düşüncelerinden, nasıl olacağıyla ilgili daha mı aktif olacağız acaba 2021'de? Tabii bunu bilemeyiz ama en azından umut etme anlamında bunu bize söyleyebilirsen memnun olurum. Tabii ki. 2020 yılı COVID'den dolayı bütün hareket alanımızın kısıtlandığı bir yıl oldu bizim. Hem STK olarak hem bireysel olaraktan. Bizim Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, kısaca Baltürk olarak her yıl yaptığımız 4 tane etkinliğimiz vardı. Bunların hiçbirini yapamadık maalesef. Bu bizim için üzücüydü. İlk defa 1985 kuruluşlu bir derneğiz. İlk defa böyle bir yıl geçirdik. Bunu normal sıradan yapmamız gereken aktivitelerimizi yapamadık ama bununla beraber biz farklı aktiviteler yaptık. İşte gerek Bulgaristan'da gerek Türkiye'de bulunan ailelere yardımcı olmaya çalıştık. Mesela Kurban Bayramı'nda en basit, en yakın örneğini anlatayım. Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki bazı kurumlar, bizim bazı üyelerimiz, yöneticilerimiz, dostlarımızın katkısıyla beraber 50'den fazla küçükbaş hayvan kesilmesine vesile olduk. Bulgaristan'ın farklı farklı bölgelerinde hem Deli Orman tarafında hem Kırcalı tarafında bunları yaptık. Bunları sessiz sedasız çalıştık ama insanlara ulaştırdık bir net. Amacımıza ulaşabildik yani. Ufak tefek farklı yardımlarımız olmaya başladı. Bunları normal zamanda yapamıyorduk çünkü farklı etkinliklere yoğunlaşıyorduk. Bunları gözden kaçırdığımız şeylerdi aslında. Bu vesileyle 2020 yılında ufak ufak çalışmalarımız oldu. Çok fazla olmadı çünkü kısıtlamalardan hepiniz malumuz zaten. Ben evet. 2021'e dair ilk başta geçen yıllardaki mesajım şeydi. İşte başarı, sağlık, mutluluk, para vesaireydi. Ama bunun sıralaması değişti şimdi. Sağlık. Evet, sağlık. Huzur, mutluluk. Para kazanırız inşallah diyeyim. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Evet. Hasta olan insanlarımıza da Allah yardımcı olsun. Bir an önce şifa bulsunlar inşallah. Biraz önce Yüksel Başkanımız da bahsetti. Çok fazla sağlık çalışanımızı kaybettik. Onların emeklerini boşa çıkartmayalım. Bunu söyleyebilirim. Bir çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli'nde Gebze bölgesinde özellikle bir su kesintisi yaşadık. Bununla beraber fark ettik ki hayatımızda suyun önemi bambaşka bir yerde. Havaların böyle güneşli gittiği günlerde şunu vurgulamak isterim. Suya, kullanımına daha fazla dikkat edelim. Evet, kesinlikle. Cevap Bey de az önce o konudan bahsetmişti. Çok teşekkürler Günay Uzun. Ben İnşallah teşekkür ederim davet ettiğin için. Başarılar dilerim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Evet, şimdi Necati Akçay bekliyor aslında ama onu biraz daha bekleteceğim çünkü elinde sazıyla bekliyor. Kapanışı onunla yapacağız. Belki evet, okey işaretini aldım oradan. Tamamdır Necati, çok teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk'e bağlanalım. Mestanlar Dernek Başkanı. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Erdoğan. Öncelikle seni tebrik ediyorum böyle bir çalışma yaptığın için. Bu bağlamda da bizi izleyen tüm sevgili dostlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizin için nasıl geçti 2020? Yani hem STK anlamında hem de bir iş adamı anlamında 2020 deyince çok güzel şeyler aklınıza gelmeyecektir. Aslında 2020 yılı tüm dünyayı aslında çok zorlu, acılarla dolu bir sınava soktu. Ama bu sınavın sonunda evet, birçoğumuz çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, ailemizden annemizi, babamızı kaybeden insanlarımız oldu, dostlarımız oldu. Ama bu zor sınavın sonunda 2020 aslında kapitalist düzenin içinde savrulup giden yaşamımızın en değerli unsuru, yani sağlığımızın, yaşamımızın aslında uğraştığımız birçok şeyden çok daha önemli olduğunu bize gösterdi. Yani sağlık olmadıktan sonra çabanın, evet, paranın, gayretin hiçbir anlamı yok. Bunu bize böyle bir zor bir sınavın sonunda hatırlattı. 2020 evet çok acı çektirdi bize ama bu bağlamda da bunu tekrar bize hatırlattı. İş anlamında evet hepimiz etkilendik. STK'lar olarak zaten hani sosyalleşmek, toplanmak, bir araya gelmek
zaten bu pandeminin ana yasaklarından birisiydi. Ve bundan dolayı da bizler de ancak uzaktan Zoom'la toplantılarımızı yapabildik. Zoom kullanmayı öğrendi bütün dünya. İşte uzaktan online iletişimi öğrendik. Yani dünya biraz değişti. Dünyaya biraz farklı açıdan bakmayı öğrendik. İşte bugün seninle de uzaktan görüşüp seslenebilmeyi öğrendik. Ama bu arada biz yine elimizden geldiği kadar biliyorsun memleketimiz bizim için çok değerli. Yüreklerimizin ana vatanımız yani Türkiye olarak atarken bir kısmı yarısı da memleketimiz olarak atıyor. Biz de bu pandemi döneminde özellikle Mestanlı'ya, işte hastanemize, bu pandemi önlemiyle ilgili maskedir, eldivendir, dezenfektandır anlamında çeşitli katkılarda bulunmaya çalıştık. Çorbada tuzumuz olsun diye gayret gösterdik. Olabildiğince aktif olmaya çalıştık ama bu dönemde maalesef bir araya çok fazla gelemedik. Tabii sınırlandırdı bizi. Malum yani nedeni de belli, herkes gibi biz de öyle bir sınırlandırma içinde olduk. Var mı 2021 ile ilgili düşünceleriniz? Olumlu anlamda soruyorum. Daha iyi olacak mı sizce? Daha iyi gidecek mi? Bence her zorluğun arkasında bir mutluluk ve başarı vardır. Yani Victor Hugo'nun dediği gibi en karanlık gece bile sona erer ve güneş yeniden doğar. Doğar, evet. Ben güneşin yeniden daha iyi doğacağına, 2020'nin bize öğrettiği bu özellikle sevdiklerimiz, sağlık, en değer verdiğimiz ve kendimiz için, kendi sevdiklerimiz için yaşamayı ve yaşamı daha değerli kılacağı için 2021'de tabii ki pandeminin sona ermesini, çünkü biz artık COVID yani öğrendik yaşamın değerini, yeter artık git diyoruz. 2021 yılının bize, ülkemize, milletimize, memleketimize, sağlık, başta sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini tabii ki temenni ediyoruz. 2020 yılında yapamadıklarımızı 2021-2022 yıllarına sıkıştırarak daha yoğun, daha yoğun ve daha güzel geçireceğimizi de temenni ediyorum. Ama biz alıştık, ama sen git artık COVID. Çok teşekkürler Hasan Öztürk. İnşallah kısa zamanda gidecek. Erdoğan, ben 2021 yılının dediğim gibi hepimize huzur, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bizi izleyen özellikle Balkan camiasının çok değerli insanlarına, dostlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Onların da ailelerine, sevdiklerine mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ben de özellikle bu dönemde sağlık çalışanlarına değinmek istiyorum. Yani bu bir savaştı. Bu savaşın en başında olanlar da bizim ülkemizin, ki biz şanslıyız, bizim ülkemizin en zeki ve en vicdanlı insanları doktorlarımız. Ben doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bu mücadelede, savaşta gösterdikleri çabalardan dolayı şahsım ve temsil ettiğim insanlar adına çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden sağlık çalışanları bana göre bu savaşta hayatlarını kaybetmiştir ve şehitlerdir diye düşünüyorum. Onlara da Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır, hasta olanlara şifa, hayatını kaybeden insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hasan, teşekkür ederim. Selamlar. Selamlar. Evet. Konfederasyonumuzun başkanı Sabri Mutlu'ya bağlanıyoruz şu anda. Sabri Bey selamlar. Mikrofonunuz kapalı yalnız şu anda. Mikrofonunuz şu anda kapalı. Açtım. Şimdi geldi. Kusura bakmayın. Merhabalar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Valla yılbaşı nasıl gidiyor? Valla yılbaşı hakikaten hani ilk defa uzun yıllardan beri böyle bir yılbaşında sanki daha mutluyuz, daha geleceğe dönük huzurlu ve umutluyuz. Çünkü 2020 yılı hepimiz için çok sıkıntılı geçti.
bu sıkıntılı yılı bir an önce böyle atlatıp sanki gece saat 12'den sonra her şeyin daha farklı olacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Bu manada mutluyuz sevgili Erdoğan. Peki tabii aslında birçok dernekte görevli dernek temsilcileriyle de görüştük. Yani onlar kısıtlı olduğunu söyledi bazı şeyleri. İstediklerini tam yapamadıklarını ifade ettiler. Tabii siz de bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz sonuçta konfederasyonun başkanısınız. O düşüncelerinizi alalım ve akabinde de ben 2021 ile ilgili Balkanlarla ilgili şöyle kısaca bir özet sizden rica edeceğim. Çünkü Türkiye'nin Balkanlara bakış açısı da çok önemli. Bugün 4 tane siyasi partinin temsilcileri milletvekili düzeyinde, genel başkan yardımcısı düzeyinde zaten bu programa katılarak, yılbaşı akşamı bu programa katılarak Balkanlara Türkiye'nin ne kadar değer verdiğini aslında göstermiş oldular. Peki. Sevgili Erdoğan, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi 2020 yılı çok iyi geçmedi. Hepimiz için hüzün dolu, sıkıntı dolu. Özellikle bizim biliyorsunuz Türkiye çapındaki birçok konfederasyona bağlı federasyonlarımız, işte Akdeniz Federasyonu, Karadeniz Federasyonu, Ege, Orta Anadolu ve Trakya, BGF gibi derneklerimizin, federasyonlarımızın geçen akşam bir araya gelerek yaptığımız bir toplantı var. Bu toplantı çerçevesinde arkadaşlarla da paylaştık. Hakikaten 2020 yılında umut ettiğimiz gibi geçmedi. Sıkıntılı, hüzünlü. Pandemiyi hiçbir daha önce hiç yaşamadığımız için tanımadığımız, bilmediğimiz bir hastalık bizleri çok üzdü. Ama çok da karamsar olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz pandemiye rağmen arkadaşlarla sağ olsunlar bizim camiamız hakikaten hani bu konuda üzerine düşen, bu pandemiye rağmen üzerine düşen vazifeyi yaptığına inanıyorum. Özellikle Türkiye'de işte bizim tüm bölgelerimizde yaşayan camiamız, insanımızın 2021 yılını şimdiden kutluyorum. Balkanlardaki kardeşlerimizin, dostlarımızın Gagauzya'da, Bosna'da, Kosova'da, Bulgaristan'da, Gümrücine'de ve vesaire Romanya'daki dostlarımızın 2021 yılını kutluyorum. Çok iyi geçmesini diliyorum. Umarım sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir 2021 yılı yaşarız ve daha çok Balkanlarla kaynaşırız. Daha çok Balkanlardaki gençlerimizle kaynaşırız diye umut ediyor. Çok hepinize teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Necati Akçay, abi valla hakkını helal et diyeceğim sana. Başka hiçbir şey demeyeceğim yani. Hemen seni de bağlıyorum. Şöyle. Yani hakkını helal et. En fazla seni beklettim. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. İyi akşamlar diliyorum sevgili Erdoğan Doğu kardeşim. Çok kısa bir zaman önce sizi tanıma fırsatı buldum. Şu anda programınızı baştan bu yana sabırla ve ilgiyle izliyorum. Gerçekten tüm katılımcılar çok değerli konulara değindiler. Coğrafyamızın mensupları olması itibariyle de benim için gerçekten çok değerli ifadeler. Yani bizimle paylaştıkları gündeme dair konular gerçekten çok değerli. Müsaadenizle ben önce kendimi tanıtmak istiyorum. Tabii buyurun. Senin her şeyi yapamaz var. Tamam. Necati Akçay. Evet, ben Bulgaristan Deliorman bölgesinden Razgrad'a bağlı Akçalar köyünde doğdum. Ve 78 yılında ana vatan Türkiye'ye göç ettim. Şu anda İstanbul Halkalı'da ikamet etmekteyim. Ve aynı zamanda ben de bir sivil toplum kuruluşu olan Halkalı Deli Orman Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını yürütmekteyim. Bu vesileyle bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bununla beraber dernek üyelerimize buradan kocaman selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
Sizin de böyle bir platformda Balkanlardan bir ses olarak yani çok güzel oturmuş yani bu isim. Tebrik ediyorum. Burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Efendim ben bu dernek başkanlığının yanında amatör olarak görmüş olduğunuz üzere bağlamam elimde. Türk halk müziğiyle amatör olarak uğraşmaktayım. Uzun yıllardan beri İstanbul'da çeşitli amatör korolarda yer aldım. Buradan üzerimde emeği olan Çetin Akdeniz hocama, Türkiye'nin bağlama virtüözü Çetin Akdeniz hocama hürmetlerimi göndermek istiyorum buradan. Çünkü üzerimizde çok büyük emekleri var kendisinin. Onun yönetiminde birçok sahne aldık, birçok yerde sahne aldık ve halk müziğimizin türkülerini okumaya çalıştık. Bunlar hem Balkanlar coğrafyasına ait, hem Anadolu'muza ait, hem sınırlarımızı aşan coğrafyalara ait eserler oldu. Vermiş olduğumuz konserlerde salonlarımız daima full doluydu. Bunun yanında bir de Atakent korosuyla beraber sadece bir konser verme imkanımız oldu pandemi sebebiyle. Ama o da çok güzel bir konserdi. Efendim ben şimdi sohbeti çok fazla uzatmadan buradan katılımcı olan herkese Balkanlar coğrafyasındaki bütün soydaşlarımıza, akrabalarımıza, eşimize, dostumuza, Saraybosna'dan İstanbul'a kadar olan coğrafyada, Tuna'dan bu yana, yani kısacası Balkanlarda, yani Balkanlardan bir ses olarak bütün katılımcıların ve herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım ki yeni yıl 2020'yi aratacak nitelikte olmaz. Herkese öncelikle sağlık diliyorum. Bunun yanında tabii ki huzur diliyorum ve herkesin işlerinde başarılar diliyorum. Çünkü bu pandemi döneminde biliyorum ki birçok eşimiz, dostumuz işini kaybetti. Gerçekten çok büyük sıkıntılara katlandılar. İnşallah bu önümüzdeki yıl bu sıkıntıları, dertleri sona erer. Herkese dediğim gibi mutlu yıllar diliyorum, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Buradan seni de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Böyle bir platformla bizlerin seslerini duyurmak üzere yola çıkmışsın. İleriki programlarda da sana üstün başarılar diliyorum. Bu çok programa katkı amacıyla benim üzerime düşen ne var ne olursa ben her zaman yerine getirmeye hazırım. Buradan da bilmiş olmanı istiyorum. Güldaniyen var abi. Evet. Şimdi çok güzel katkı sağlar programa. Evet. Şimdi şöyle tabii ki bizler bu amatör halk müziği çalışmalarımızla yöremize ait kültürümüzü yaşatmak amacıyla yöremize ait sanatçıların türkülerini seslendirmeye gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Bu anlamda da pandemi dönemince insanların sıkıntılarına bir nebze çare olması dileğiyle ben pazar günleri her pazar akşam saat 21'de canlı yayınlar yapıyorum. Orada katılan takipçilerimin istekleri yerine getirmeye çalışıyorum. Ama inanın ki 2020 yılında her programda neredeyse Güldaniyen türküsü yöremize ait Güldaniyen türküsü çok büyük istekler aldı. Ve hatta bir programda da bir izleyicim şöyle bir mesaj göndermişti. Abi en sevdiğin, en beğenerek okuduğun yörenin türküsünü bizim için okur musun? Ben böyle dedikten sonra zaten anlıyorum ki Güldaniye istiyorlar. Bu akşam da Güldaniye türküsüyle bütün soydaşlarımızı selamlayalım buradan. İnşallah, evet. Herkese selam olsun. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Şimdi türkümüze geçebiliriz herhalde müsaadenle. Çok güzel olur tabii ki. Evet efendim. Peki iyi dinlemeler diliyorum. Başta da belirttiğim gibi ben amatör bir sanatçıyım. Kusurlarım olursa şimdiden affola.
Sağlık. Yani amatörüm diyorsun ama gayet güzeldi, hoştu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmiş olduğunu gerçekten sevindim. İnşallah izleyicilerimiz de beğenmiştir. Herkese iyi seneler diliyorum tekrar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. En sevdiğim türküydü. Çok teşekkürler Necati abi. Çok selamlar herkese. İyi seneler tekrar. Evet, Necati Akçay. Biraz uzun beklettim kendisini ama sonunda böyle kapanış yapmak daha iyi olur diye düşünmüştüm. Sevgili Gökhan Tuzla'dan'a bağlanamıyoruz. Edirne'de neler oluyor? Sınırlar da kapandı. Yani kapanmadı aslında da PCR denilen testten Türkiye artık istiyor. Şu an durum nedir? Bugün nasıldı mesela? Başladı bu uygulama ama Gökhan Tuzla'dan'a şu anda bağlanamıyoruz maalesef. Bende de sıkıntı olabilir. Evet, bağlanamadık. Yani şu an bakıyorum 1 saat 40 dakika olmuş. 1 saat 39 dakika 10 saniyedir canlı yayındayız. Benim için zordu. Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle yılbaşı akşamı bu kadar insanı toplayabilir miyim diye düşünmüştüm. Aslında birkaç tane daha katılacak konuğumuz vardı ama onlar olmadı. Bazı sebeplerden dolayı hastalık olsun, ufak kazalar olsun. Onlara da ama teşekkür ediyorum. Yine kabul ettiler. Yapacak bir şey yok bu konuda ama bu kadar insanı toplayabilmek benim için bir risk konusuydu.
bunu başarmış olmam bu akşam beni rahatlattı. 2020'de çok daha rahat gireceğim ben. Onu söyleyebilirim yani. Ve en önemli noktalardan biri de şu. Bunu aslında programın başında da söylemiştim. Bu yayını evdeyiz ama hep birlikteyiz diye ben açmıştım. Evet, bunu bir nebze gösterdik. Yani dernek temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, müzisyenler, siyasiler, siyasi parti temsilcileri hepsi bu akşam geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlk öncelikle bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Buradaki amaç birlikte olmanın motivasyonu arttırdığını anlatabilmekti. Umarım baştan sona izleyenler biraz da olsa beraber olunca biraz daha motive olmuşlardır. En azından yeni yıla dair, umutlara, yerlere dair daha motive olmuşlardır diye düşünüyorum. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Ben tekrardan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii bugün yaptığımız yayından sonra arkasından bunun 2-3 tane tekrar yayın gelecek. Bunlar tamamen bugün katılan konuklarımız arasından olacak. Yavuz Ağır Alioğlu'nu tekrar konuk alacağız Balkanlardan bir sese. İyi Parti'nin Balkanlara bakış açısını soracağız. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ı tekrar alacağız. Makedonya ziyaretini soracağız. Neler yapıldı? Meclis Başkanımızla beraber kimlerle görüşüldü? Oraya gidildiğinde neler hissedildi? Bundan sonraki sürece dair, çünkü kendisi Makedonya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda mecliste. Bundan sonraki projeleri neler? Bunu soracağız. Yani şöyle söyleyebilirim. Gülbağ Kurtuluşu alacağız canlı yayınımıza. Çıkardığı en son kitabın daha detaylandırmasını isteyeceğiz kendisinden. Göç olgusunu akademik bir şekilde ele aldı. Bunu soracağız. Göçü konuşacağız. Biz hep Balkanları konuşacağız. Lütfen izlemeye devam edin. Balkan sevdası, İçinde Balkan sevdası bulunan arkadaşlarınızı bu sayfamızı beğenmeye davet edin diyorum. Hepinize, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Tabii çocukları da bıraktık. Benim ikisi çocuğum var. Yani bu programı yaptık. Onları orada bıraktık. Şimdi gidip onlarla da vakit geçirmemiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Ben inanıyorum. Yani 2021 daha iyi olacak. Sağlıkçılarımızın mücadelesiyle beraber daha iyi olacak. Bizlerin daha dikkatli hareket etmesi sonucu daha iyi olacak. Hepinize selamlar. Hepinize selamlar, sevgiler, mutlu yıllar diliyorum efendim. İzlediğiniz için, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.